Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yanlış. Ters taraftan mı tutuyorum? Neydi bilmiyorum. Evet. Tavşan Havı için her zaman o haftaki şovu, Raw'ı, SmackDown'ı beklememize gerek yok. Çünkü birkaç tane gelişme var arkadaşlar. Çok iyi oldu. Muhtemelen siz de benim gibi Cuma gününü hatta Cumartesi gününü bekliyordunuz değil mi? Bununla ilgili bir şey çıkarma falan diye. Ama arada bir tane haberler birkaç tane bir şeyler, olaylar var. Şimdi fazla uzatmadan direkt geçiş yapıyoruz. Çünkü Biliyorum ki çok seviyorsunuz tavşan avını. Ben de çok seviyorum. İlk olarak bahsetmem gereken bir şey var. Dün videoda hatırlayanlar vardır. Gacy işte e, her yer şey toz oldu lan ne oluyor. İşte Gacy muhabbeti döndü. Gacy oradaki herkes işte Joe Gacy'ye falan geldi. NXT'deki o mu acaba bilmem ne mi falan diye. Kendisi de zaten hemen açıyorum. Bununla ilgili bir troll'lük falan yaptı. Ah. Kendisi işte şeyin Grayson Waller'ın Canlı yayınında gitti buraya White Rabbit falan attı Joe Gacy İnsanların dikkatini çekmek için tabii ki bu Öyle hiç bir şey yok yani geçerliliği Dikkatini çekmek için Çünkü oradaki Gacy dün de videoda bahsettiğim üzere Bildiğiniz şey yani ee, Bu Alice Harikalar Diyarı'nın işte bu spin-offlarından bir tanesinde böyle Uyarlamalarından işte o palyaço Gacy'yi falan koymuşlardı O oh, ona gönderme yani Şimdi böyle bir şey var Bunu hani şimdi olduğu için söylüyorum size Bu çok önemli bir şey değil bence Trollüyor çünkü Gacy'i İkinci bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Dün şöyle bir şey görmüştük değil mi? Şöyle bir şey vardı dünkü e, QR kodla gittiğimiz sitede. URL'de böyle bir şey vardı. Bunun ne olduğuna bakmıştık işte orada M4, MT4 bir şey falan yapıyor. Onu yazdığınız zaman hatta şey çıkıyordu. Google'da işte 18.22 bu da tam eksirimin uzun tarihiydi. Şimdi farklı bir şey bulmuş izleyenler. Onu göstereyim size. Hemen şuradan. Neredeydi? Yes. Şimdi Wyndham Fabrics diye bir tane şirket varmış. Bu işte bildiğiniz halı kilim falan böyle desen, dizayn bir şeyler falan yapıyor. Burada yani böyle bir deseni bulmuşlar. Şimdi bunu diyor ki izleyenler, tabi de izleyiciler buna çok benziyor dediler. Bunu buradan mı aldılar acaba diye. Buna çok benziyor dediler. Ha, burada da neden hani bu belki de bir sadece tesadüftür. İşte şirketin adı Wyndham Fabrics. Wyndham da ne? Bray White'in gerçek adı zaten. İşte buradan belki yola çıkarak diyorlar ki hani bak o görseli buradan almışlar. Bu Magic Eye muhabbeti işte. Bunları ben çocukken şey yapardım. Bu tarz böyle görseller vardı. Ee, çocuk dergi, çocuk dergilerinde benim çocukluğumda şeyler vardı. Bu tarz görseller özel gözlük takardınız böyle 3 boyutlu gibi hani bakardın. Ha, bunun gibi bir şey yapmışlar. Ama işte belki o dizaynı deseni buradan mı aldılar acaba diyorlar. Windham olmasa da işte Bray Wyatt'ın ismi belki ona bir göndermedir diyorlar. Ben çok inanamadım buna. Şunları kapatalım. Şimdi Bray White ee, Bunu unuttum galiba Bir dakika Nereden gösterebilirim size? Hemen şuradan gireyim Twitter Bakın şimdi Bray White'ın Şu an tabi burada olduğum için bir tık şey olacak Wyndham 6 Evet Bray Wyatt biosunu değiştirdi arkadaşlar. Bunu hazırlamamışım kusura bakmayın. Çok karıştı kafam çünkü. Biosunu değiştirdi. A is just a victim from a different story. Yani diyor ki burada. Kötü adam. Villain biliyorsunuz. Hani hero'lar, villain'lar falan var ya. Kötü adam başka bir hikayenin mağdurudur diyor. Şimdi burada benim aklıma ne geliyor? Kötü adam başka bir hikayenin mağdurudur. Mesela nedir bu? Aklım ilk mesela Joker geliyor. Joaquin Phoenix'in oynadığı karakterim. Hani DC'deki Joker'den ziyade o 2019'un filmiydi yanılmıyorsam. Joaquin Phoenix'in oynadığı Joker karakterini bilmeyenler varsa hemen kısaca söyleyeyim. Adam zaten sosyopat, psikopat falan böyle. Yani psikopata zamanla dönüşüyor. Sosyopat işte kendi kendi hayaller görüyor. Bilmem neler falan böyle. Ve bunu hep dışlıyorlar. Sen kimsin lan bilmem ne falan. dışlıya dışlıya Bu dayak yayıya. En son artık böyle içinden bir katil cinnet geçiriyor falan böyle. Katil oluyor yani adam. Psikopat oluyor. Yani aslında o hikayenin mağduru o. Etki tepki olayı işte. Başına o geliyor ki bunu yapıyor. Neden sonuç. Anladınız mı? Böyle bir şey yapmış. Bu belki bir şey olabilir. Çünkü bunu yeni değiştirmiş. Bugün değiştirmiş. Yani dün değiştirmiş Şöyle söyleyeyim. Belki buradan bir şey çıkarabiliriz. Şimdi asıl önemli olaylardan birine geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir adam var. Rob Fee. Rob Fee kimdir? Kendisi bir yapımcı. Ee, ve zamanla Netflix, Marvel sonra başka nerede Disney'le falan çalışmış biri. Şimdi artık WW ile Kendisi artık WWE'nin bir çalışanı resmen yaratıcı ekibin içinde. Ee, burada da işte gördüğünüz üzere Ekim ayında falan artık tek resmen başlamış falan. Şimdi bu önemli. Kendisi Bray Wyatt'ın arkadaşlarından biri. Bray Wyatt'ın arkadaşı. Bu da e, Rob düğünü bu arada. Rob kimdir? Hatırlayanlar vardır belki. Bray Wyatt'ı WWE'yi serbest bıraktıktan sonra, kovduktan sonra demek daha doğru olur. <laughs> ya bu terimi seviyorum çünkü böyle şeyler için. Kovduktan sonra bir tane böyle Finn karakterinin filmi gelecekmiş, filmi yapılacakmış, isteniyormuş diye haberler vardı. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Yani hatırlamayanlar varsa da bilsin böyle bir şey vardı. İşte Rob Fee Fint karakterini, Braveheart'ın zaten arkadaşı Fint karakterini filmleştirmek istiyordu. Bunun filmini çekmek istiyordu. WWE'den hatta Fint karakteri için izin almak için falan çabalıyordu. İşte o kişi... Şu an bu kişi eski işte Marvel, Netflix, Disney hep iş yapmış kişi devam ediyor. Yapıyordur da muhtemelen ama şimdi ya, ya da yapmış full time şekilde artık WWE ile anlaşmış. WWE'nin yaratıcı ekibinin içinde. Ve Sean Ross Sapp de biliyorsunuz Sean Ross Sapp'i Fightful'dan açıklama yapmış. Demiş ki Rob Fee QR kodların arkasındaki kişi muhtemelen demiş. Bu QR kod Bildiğiniz White Rabbit hikayesinin senaryolaştırılması falan Rob Fee bunun içinde diyor. Parçaları birleşiyor aslında. Çünkü adam White'ın da arkadaşı yani. Bence bu da önemli bir detaydı. Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim. Emir Toker diye bir takipçim var benim. Ee, kendisini belki siz de görmüşsünüzdür burada falan. O da böyle müzik falan yapıyor. Hoşuma gidiyor. Emir bana dün bir şey attı Instagram'dan. Dedi ki abi dedi hiç Jefferson Airplane'in White Rabbit şarkısını dinledim mi diye. Dinledim ama sözlerine hiç odaklanmamıştım dedim. Abi bir odaklan dedi. <laughs> Bir odaklan dedi bak dedi attı bana da lyrics videosunu. Lyrics videosu da daha yeni. Hatta şuradan göstereyim size hemen. Neredeydi? Şu. Lyric videosu da Gerçi telif tabi bundan da. Lyric videosu da 2021 16 Aralık'ta daha yeni yapılmış yani. Şarkı sözleri. Abi bir odaklandım şarkı sözlerine. Bak şimdi ne kadar böyle dinlemiştik okey. Hani o Feed Your Head muhabbetleri sonlarına falan odaklanmıştım. İşte beyaz şövalye tersten konuşacak falan. Ama genel olarak bir baktığım zaman gerçekten de şarkının sözleriyle çok orantılı gidiyor White Rabbit olayı. Bak bunu şimdi ne kadar fark etmemiştim? Emir bunu fark etmiş. Ha, bizzat olmasa da hani hepsi %100 olmasa da bu bak siz de şimdi çok benzerlikleri alacaksınız. Bakın mesela E zaten başta Alice'den falan bahsediyor. Git Alice'e sor falan diyor. Yani Alice harikalar diyarında beyaz tavşan falan muhabbeti. O zaten hani olay o zaten asıl. Bak şimdi. Nerede vardı mesela? Bir tane bak hemen size bir benzerlik söyleyeyim. Direkt hikayeyle. Heh, tam şurası bakın. When men on the chessboard diyor mesela. Şeyde bu e, ne derler o satranç masası falan var ya böyle işte satranç şeyi, bordu. You Satranç masasındaki diyor adam diyor. Get up. Bak bu çok önemli bir şey bence. Ya bu gerçekten önemli bu arada. Ben de man on the chessboard. Satranç masasındaki adamlar diyor. Get up and tell you. Ayağa kalkıp diyor tell you where to go diyor. Nereye gideceğini söylüyor diyor. Hatırlıyor musunuz peki şeyi? İlk ilk böyle ilk ya birinci ya ikinci ipucundaydı. Böyle chessboard gibi şey vardı işte dama şeyi tahtası gibi böyle işte satranç tahtası gibi. Öyle düşünün siz onu. Damalı böyle. Ve tıkladığınız zaman bir oyun açılıyordu ve takip et beni diyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Gerapen Vertigo diyor. Bak bu bu şu an çok benzer mesela. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi devam edelim. Ya Alice'e sor falan muhabbetleri var. Bu Alice... Bilmiyorum belki. Bak şimdi. Neredeydi bu? White... Şeye bakalım. Bak şurada şarkı sözlerini de açtım ben bu arada. Sizi daha iyi anlayın diye. Türkçeleştirmişler. İyi mi çevirmişler diye baktım. Gerçekten iyi çevirmişler. Şimdi bakın. And the white knight is talking backwards diyor zaten. Bak. White Knight Came Backwards Hatırlayacaksınız iki video önceydi yanılmıyorsam Bir ses kaydı yayınlanmıştı Vardı hani bir numara vardı aradığınız zaman orada ses kaydı yayınlanıyordu Ve bu Bray White'ın sesi olarak algılandı Ve ses terstendi Bunu ben orada da söyledim size White Knight Talking Backwards diyor Beyaz Şövalye tersten konuştuğunda Sonra ne diyor bakın Devam Red Queen of Red Queens off with her head. Yani ve kırmızı kraliçe kraliçe ığla Kraliçe çıldırdığında diyor. Şimdi en son olayı hatırlayın. En son olayı hatırlayın dünkünü. Birazcık sanki Alexa yüklenme var değil mi? Bana mı öyle geliyor yoksa? Birazcık Alexa yüklenme var gibi geldi bana. Emin değilim. Bilmiyorum. Sanki çünkü hep şey yapıyor işte bunun hani şeyini vereceksin falan. O hani sanki o çıldıracak muhabbeti. Ya da çıldırmıştı biliyorsunuz. Kırmızı kraliçe çıldırıyor muhabbeti falan var. Alexa zaten değişmişti bir şeyler. Devamına bakın bir de mesela. Şimdi önümüzde bir tane SmackDown kaldı Extreme Eğer Extreme gelecekse. Remember. Hatırla. Fındık faresi. Küçük fareler falan böyle. Fındık faresinin söylediğini hatırla diyor Remember. Belki de SmackDown'da eğer böyle bir şey çıkarsa bakın. Gerçekten de şarkı sözlerini takip ediyor olur. Şimdi tersten konuştu. Geçen iki şeyde şöyle söyleyeyim. SmackDown'da tersten konuştu. White Knight. Geçen Raw'da, iki gün önceki Raw'da birazcık Alexa sanki kırmızı kraliçanı çıldırdı falan ona sanki gönderme gibi geliyor bana bilmiyorum. Üçte de eğer, Ekstremuz'dan eğer bitecekse Ekstremuz'da bazı şeyler açıklanacaksa bir tanesi mektabımız kaldı. Bu cuma. Orada da eğer böyle bununla ilgili bir şey çıkarsa ha derseniz Enes abi demişti. <laughs> Anladın mı? İşte küçük fındık faresinin söylediğini hatırla falan diye. Ha belki de o başka bir şeydir. Çünkü... Dünkü round şeyinde o yine reklam arasında yine bu şarkı verildi ve yani kırmızı geldiği zaman da remember diye geliyor. Orada belki de Lex'e bir gönderme vardır. Şimdi şuna da bir bakın. Şimdi şunu hatırlayacaksınız. Bakın burada bir ekrana bakın şimdi. Ekranı görüyorsunuz. Ekran bir böyle bir dalgalanıyor değil mi? İşte burada yok findin yüzü gözükte falan diye. Bu şuna benzemiyor mu arkadaşlar? Bu ekran dalgalanması. Benzemiyor mu değil? Aynısı zaten. Arkadaki bak. Şu dalgalanma var ya böyle. Bana bu çok tanıdık geldi yani. Bana sanki böyle gibi geldi. Bilmiyorum artık. Yani arkadaşlar bunlar da Tavşan Av'ın 10. bölümü oldu değil mi artık? 9 muydu dünkü? Dünkü 9'da bugün 10'du. 10 oldu. Artık herhalde bir sonrakinde yani bu birkaç gün içinde yeni bir şey çıkmazsa Smackdown'da bir şey olur muhtemelen. Ona değiniriz. 11'i yaparız. Haberiniz olsun. Bu da Tavşanav'ın 10. bölümüydü. Ben kaçtım. Görüşmek dileğiyle. Unutmayın eğer bu videoyu gününde izliyorsanız bugün Twitch'te akşam 8'de Extreme Rules maçı izleme yanımız var. Gelin maçları izlerken beraber sohbet muhabbet akalım. Ve Extreme Rules yayınlarımızın da başlangıcı böyle olacak. Önümüzdeki 3 gün boyunca da yayınlar YouTube'da haberiniz olsun. Ben kaçtım kendinize çok iyi bakın. Tavşanav'ı devam. Devam ediyor. <laughs>